Bugün nelerden bahsedeceğiz? Merhabalar. Merhabalar. Yaşam ve zayıflama koçluğuna, hatta nefes koçluğuna dair birçok farkındalık katacağız inşallah izleyicilerimize. Çok teşekkürler. Bugünkü konuğumuz yaşam, nefes ve zayıflama koçu Derya Deniz Demir. Hoş geldiniz. Hoş gördüm. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Öncelikle bu latif davetiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. İsmim Derya Deniz Demir. Aslen Yunanistan göçmeni olan ailemle Bursa'da ikame ediyorum. Hı-hı. Evliyim. Elyesa Ahmet adında bir oğlumuz var. Maşallah. 2 yıl halkla ilişkiler, 4 yıl işletme mezunuyum. Bununla beraber birçok kurs merkezinde eğitim aldım kişisel gelişime dair. Yaşam koçluğu, zayıflama koçluğu ve nefes koçluğu da bunlarla beraber. Ve 8 yıldır bu kulvarda sevgiyle ilerliyoruz. Kendimizden başlayarak bütüne hizmet niyetiyle ilerliyoruz. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Aldım, kabul ettim. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Sizce insanların modunu düşüren olgu nedir acaba? İç sesimiz, yani şu kafamızda sürekli konuşan, yatağa yattığımızda geçmişi ve geleceği hatırlatan, bizi anda kalmamızı engelleyen aslında vesvese denen bir arkadaş var. Orada sürekli konuşur ve bizi bir şekilde yönetmeye çalışır. Genelde verileri çok sağlamdır. Geçmişte en çok canınızı yakan, hakkınızı yiyen, sizi acıtan olayı tam da böyle yatağa yattığınızda rahatladığınız bir moddayken gelir size hatırlatır. Koca gece sabaha kadar enerjinizi çekmektir aslında bunun amacı. Çünkü maaşını bizden alır o. O şekilde beslenir bir şekilde de. Evet. Kendini varlığını göstererek bir şekilde enerjimizi çekip bizim modumuzu düşürür. Onu susturmayı başardığımızda modumuz da çok hızlı bir şekilde yükselecektir. Tabii buna ekstra nefesler de eklememiz gerekir. Evet. Peki böyle dar anlarımızda soluk alabileceğimiz birkaç tane nefes egzersizi bize iletebilir misiniz? Tabii aslında en önemlisi Temmuz diye hı-hı adlandırılır. Yunanca'da thymus diye geçen nefes, nefes bezimiz, hı hı, yaşam bezimiz bizim bu. Doğduğumuzda biz ceviz büyüklüğündeydi. Fakat bir şekilde küçüldü, yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı, acılardan kaynaklı küçüldü ve bizim yaşam kalitemiz de buna bağlı olarak düşürdü. İlk önce onu uyarabiliriz. Ne yapabiliriz bununla alakalı? Yerini tespit edip, dilerseniz hemen göstereyim. Lütfen. Herkesin elinin uzunluğu ve genişliği farklı olduğu için kendi yerlerini izleyicilerimiz kendileri tespit etsinler. İşaret parmağını şuradaki kemiğimize koyduğumuzda, diğer parmakları bıraktığımızda küçük parmağımız orta noktaya gelecek. Şöyle iki kemik arası diyebilirim. İşte burası bizim thymus'umuz, yani yaşam bezimiz. Buraya şu şekilde vuruşlar gerçekleştirerek. Sağ sol fark ediyor mu? Sağ taraf. Sağ olacak. Evet, sağ tamam taraf. Vuruşlar gerçekleştiriyoruz ve uzanıyoruz. Sanki böyle bir yıldız tutacağız. Yukarıdan bir şey ya da bir hedefimizi tutabiliriz. Yükseliyoruz. Vuruşları gerçekleştiriyoruz. Nefes alarak yükseldim. Nefes alarak verdim. Bu şekilde uyaran yaptığımızda Timus bezimizi güçlendirip tekrar ceviz büyüklüğüne getirebiliyoruz. Neyse. Hatta bebeklerin kalp ve karaciğer büyüklüğüyle aynı şekildeydi bu timus bezi. Bir de burun nefesini öneriyorum. Burun nefesi de çok önemlidir. Hı-hı. Sağ ve sol beyni destekler burun nefesleri. Hı-hı. Sol tarafı, sağ tarafı kapattığımda solu kapattığımda sağı destekler. Hemen onu da kısaca gösterelim izleyicilerimize. Lütfen. Şöyle kapatıp baş parmağımızı kullanırsak daha ergonomik oluyor. Tamam. Nefes alıyoruz. Aldık. Ama diyafram tabii göbek şişiyor. Şişecek. Evet, yüzük parmağımızı kapatalım ve nefes verelim. Burada önemli olan kriter verdiğim yerden tekrar nefes alıyor olmam. Tekrar nefes alıyorum. Diyafram, bakın göğsüm, omuzlarım oynamıyor ve tekrar nefes veriyorum. Verdiğim yerden nefes alıp 9 nefes yapıyorum. Şahane. Bu da kafadaki o vesvese denen arkadaşın sesini en hızlı kestiren bir nefes egzersizidir. Şahane. Ve diyafram da çok önemlidir. Özellikle son hamile derece danışanlarımıza diyafram nefesini veriyoruz. Onlar da hamilelik döneminde diyafram 4 santim yukarı kayar. Yer değiştirir ve dolayısıyla kişiyi zor hallerde bırakabilir. İşte orada hayat kurtaracak olan nefes hemen karın nefesi. Yani bir elini göğsüne koyup danışanlarımız tespit edebilirler, bir elini karnına koyarlar. Bakalım ne nefesi alıyorlar. Hı-hı. Diyafram nefesi alıyorlarsa elleri şişecektir, karın bölgeleri.
göğüs nefesi alıyorsa, ki onları önermiyoruz. Bir an önce tabii düzeltmelere niyet evet ediyoruz. Onlar kaygılı karakterler oluyorlar. Hı-hı. Bir şekilde hayatta arızaları kendilerine çok hı-hı hızlı çekiyorlar. Göğüs nefesi alanlar. Evet. O yüzden diyaframa inip orada da bir rahatlama yaşamalarını niyet ediyoruz. Evet. Peki gündelik hayatta nasıl nefes alalım? Gündelik hayatımızda. Diyafram almalıyız. Evet. Mutlaka diyafram hı-hı almalıyız. Yani burundan alacağız ama değil mi? Evet, burundan. Diyafram şişecek. İklimlendirmedir, hı-hı, öyle düşünelim. Tabii, bir filtre gibi geçiyor. Filtre gibidir, iklimlendirmedir. Hı-hı. Bütün orada her şeyi dediğiniz hı-hı gibi ölçer ve aşağı indirir. Fakat beynin ve vücudun ısısına da dönüştürür hı-hı aynı zamanda iklimlendirme yaptığı hı-hı için. Karnımızın mutlaka şişiyor olması gerekiyor. Öbür türlü kaygılı, öfkeli oluruz. Neden? Ciğerler yeterince alveolar kesecikleri dolmadığından ve diyaframa inmediğinden almamız gereken şeyi alamadığımız için bir öfke üretir beyin. Bir gerginlik, bir stres evet üretir. Bu enerjiye bağlı olarak da hı-hı evet diğer hayatımıza çektiğimiz etkiliyor alanlar ve enerjilerde öfke enerjisi, hı-hı, işte trafikte stres enerjisi, gerginlik enerjisi, bunlar hep birbirini takip eder. Neden bugünün bu kadar kara geçti diye sonra hayıflanırlar. Aslında inanın duruşu ve nefesi düzelttiğimizde her şey dengeleniyor. Son derece önemli. Gerçekten peki, öyle. Burundan alıyoruz, diyaframı şişiriyoruz. Verirken ağızdan mı veriyoruz? Eğer kafamızdaki hı-hı ses çok konuşuyorsa, hı-hı, yani o an onu susturmak istiyorsam hı-hı burundan alıp dediğiniz gibi diyaframa hı-hı iletip hı-hı burundan vermeliyim. Burundan vermeliyim. Ama bazen derler hı-hı ya normal, şahit olursunuz hı-hı çok sosyal çevrede, hı-hı iş çevrenizde, aile hayatınızda. Şurama bir şey oturdu derler. Yani buraya oturdu, nefesimi alamıyorum. Bu nefes bana yetmiyor. O zaman da yine burundan nefes alıp ağızdan gökyüzüne oh be diye verecekler. İnanın şuradaki ağırlık o kadar hızlı kalkıyor ki. Nefes alıp biraz da tutalım. Hani şu dört nefes tekniği var belki evet bilirsiniz. Beklemek. Sesli alıyorum seyircilerimiz algılayabilsin diye. Dörde kadar bekledim. Tamam. Sesli verdim hı-hı ve yine dörde kadar bekledim. Hı-hı. İşte dörde kadar alıp bekleyip sonra gökyüzüne hı-hı oh be diyerek hı-hı verdiğimde 3, 4, maksimum 9 hı-hı nefeste buranın açıldığını hı-hı Allah Allah nefesim şöyle bir aşağıya inmeye başladı. Hı-hı. Çok iyi hissediyorum dediklerini fark edecekler. Çok etkilidir, denemelerine niyet ediyorum. Evet. Ama normal böyle rutin yaşamda ağzımızdan verebiliriz. Verebiliriz. Yani öyle olağanüstü bir durum yokken zaten burundan kadar alıp ağızdan. Çok doğru. Ne kadar rahat nefesler hı-hı alıp verirsek o kadar biz işe yaşantımıza ya da sosyal çevremize ya da sevdiklerimizle iyi bir iletişim kurabiliriz. Fakat burada önemli olan hani bir şey kendini koşullandırmak değil. İlle burnumdan mı vereyim şimdi hı-hı ağzımdan mı vereyim? Düşünmeden bir otomatik olsun. Ama bir diyaframı tabii almayı öğreneyim. Unutmayalım bu çok onu önemli. Bunu evet unutmayalım. Nefes sonra alınca burundan, diyafram. Ağızdan hı-hı verebiliriz. Hı-hı. Ama dediğim gibi diğer iki teknik kafa çok hı-hı konuşuyorsa burundan al, burundan hı-hı ver. Eğer buraya bir şey oturduysa hı-hı burundan al, ağızdan. Zaten sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de eğer göğsünüz sıkışıyorsa ve üzülüyorsanız gökyüzüne bakın diyor. Hı-hı. Çok etkilidir gökyüzüne neyse bakmak. Oradaki fezanın enerjisi harika çok iyi etki eder. Evet. Ne yapıyorsun? Bunu nefesle desteklediğinde harika bir enerji seninle oluyor. Modunu anında değişiyor. Şahane. Peki düşünce gücü yaşantımızı nasıl etkiler? Evet, şimdi dedik ya ilk etapta oturma hı-hı ve nefes alma çok önemli yaşantımızla evet alakalı. Düşünce gücü de eğer üzgün olayları düşündüğümüzü düşünelim, hı-hı farz edelim. Ne yaparız? Ya da bu bir kayıpsa, hı-hı hani ölüm vakasıysa hemen bir yaş değil mi? Düşünce ne yaptı? Tabii. Hemen gözlerin doldu, bir yaş aktı. Fiziki bedene yansır. Dolayısıyla mutlu ve güzel şeyler düşündüğümde de bazen size derler niye tebessüm hı-hı ediyorsun? O an aklınıza bir şey gelmiştir. Hı-hı. Halbuki konuyla tamamen evet bağımsızdır bu. Doğru. Fakat işte bu en büyük ispatıdır. Düşünce gücünün bedene hı-hı etkileri ve hayata etkileri. Evet. Dolayısıyla pozitif zaten yaklaşım. Pozitif yaklaşım. Pollyannacılık oynama değil evet ama bu çok önemli. Yani onu ayırt hı-hı etmemiz gerekiyor. Çünkü evet biz insanız. Tabii. Etten kemikteniz, duygularımız var. Her daim mutlu olmak mümkün evet değil. Zaten mevsimler de öyle değil. Tabii. Her daim yaz değişir değil. Kış, ilkbahar, yaz hı-hı dediğiniz gibi. Evet. Dolayısıyla düşüncelerimiz de değişik. Ama acıyı yaşa, hı-hı çık oradan. Evet. Orada kalma. Önemli olan bu. Duyguyu hı-hı yaşa, akıt ve çık oradan. Hı-hı. Öbür türlü bir fiziki bedene de çok büyük yansımaları oluyor bunun. Kesinlikle. Peki sizi en çok ne motive eder? Çalışmak.
Ne güzel. Yani böyle içsel şöyle, bir motivasyon evet, çalışmaya karşı. Çünkü çalışmak derken hani bir rant ya da bir para kazanmak tabii ki onlar da olacak. Da yaşamın gereklilikleri. Fakat bizim mesleğimiz o kadar farklı ki bir mühendislik, bir doktorluk ya da bir marangozluk gibi değil. Biz çalışırken kendimize yeni farkındalıklar ekliyoruz. Danışanın yaşadığı hayat deneyimlerinden yeni farkındalıklar oluşturup onları kendi hayatımıza entegre ediyoruz. Bu da bizim hayatımızı çok keyifli bir hale getiriyor. Dolayısıyla her çalışma alanında ve zamanında yeni bilgiler öğrendiğimiz için beni çok motive ediyor. Her yeni öğrendiğim bilgi beni artı motive ediyor. Çok güzel. Sizinle sohbet çok çok keyifli. Fakat programımızın sonuna geldik. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız, farklı bir tavsiyeniz var mı acaba? Evet, şunu söylüyorum. Lütfen sevdiklerini, ailelerini, yakın çevrelerini, hatta ümmeti Muhammed'i yadırgamasınlar. Eleştirmesinler, suçlamasınlar. Çünkü sevgili Peygamberimiz diyor ki, kim ne söyledi yaşamadıkça ölmez. O fatura ona geri dönecek. Eğer ona gitmiyorsa fatura çocuğuna gidecek. Çocuğuna gitmiyorsa toruna gidecek. Lütfen hak edişler yapmasınlar. Güzel düşünüp güzel yaşasınlar, hayattan lezzet alsınlar. Kesinlikle. Şu dünyadan göçüp giderken hani yanımıza götüremeyeceğim şeyler için boş boşuna kendilerini yormasınlar. Ne kadar doğru söylüyorsunuz. Öyle olsun. Gerçekten böyle aşırı hırslar bizi yıpratıyor. Maalesef. Yani işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız. O ayrı. Evet. Onun dışında da böyle bir akışa bırakacağız. Elimizden gelen en iyisini yapalım. Evet. Sonuç her zaman Allah'a emanettir. Kesinlikle. Harika bir mesaj oldu. Evet. Bugünkü konuğumuz Yaşam, Nefes ve Zayıflama Koçu Derya Deniz Demir'di. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Varlığınız için biz teşekkür ediyoruz. Sevgiler. Çok sevgiler. Çok memnun olduk. Sağ olun. Bir mukabil. Sevgili izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.